Herkese merhabalar, nasılsınız? Bizde durumlar kötü, biz yine otogara geldik. Uzun bir yolculuğa çıkacağız yine. Bogota'ya gideceğiz. Ama internette otobüs biletlerine baktığımız zaman biraz uygun gösterebiliyordu. Buraya gelince biraz daha düşürüyorduk veya daha aynı oluyordu. Ama geldik gördük ki internet fiyatıyla alakası yok. Ayrıyeten de bütün firmaları gezdik. Hepsi de sözleşmiş gibi aynı fiyatı çekiyorlar. Yani bir de şu saatlerde otobüs sıkıntı. Şimdi bineceğiz. Gece 12-1'de inecek. Sonra taksi parası yok. O ne olacak, bu ne olacak derken. Valla bakalım. Bodozlama gidiyoruz. Gece ineceğiz Bogota'ya. Şu an saat 2'de bir tane otobüs vardı. Mecburen onu alacağız. Bakalım alalım. Bogota'ya gidince ne yapacağız? Gece otogarda mı yatarız artık? Çadır mı kurarız bir yere? Bir şekilde ayarlamaya çalışacağız. Yolda ne olacağı belli olmuyor. Her zaman size söylüyorum. Bakalım giderken bir şey denk gelir mi, ne olur. Şimdi bilet alacağız. Bogota'ya doğru yolculuğa başlayacağız. Yolculuk 12 saat falan sürecek. 10 saat, 11 saat o civarda. Yollar burada kötü. Bileti alalım. Ayta yanaştı zaten. Yaptık ya, çok konuştuk. Genelde bilet fiyatını indiriyorduk ama inmiyorlar artık ya. Evet, geçirmeli biletimizi aldık. Hepsi aynı fiyat. En erken saatte, saat 2'de vardı. Şimdi 20 dakika var. Brezilya, Expresso Brezilya'dan aldık bileti. Şimdi Bogota'ya gideceğiz. Valla ne olacak bakalım. Taşta ineceğiz, ne yapacağız bilmiyorum. Nereye gidiyorsun şimdi sen? Guatepe. He? Guatepe. Guatepe'ye mi gidiyorsun? Sen bizi bırakıp gidiyor musun şimdi? Maalesef. Dikkat et kendine. Tamam mı? Hadi görüşürüz. Hadi. Kalk. Şimdi mi gidiyor otobüs? Biraz kalk. 15 dakika. Tamam. Hadi dikkat et. Görüşürüz. Gelirsin oraya. Görüşürüz. Hadi haberleşiriz. Buradaki biletlerde bu şekilde QR kodu var. Şimdi şurada onu okutmadan geçemiyorsunuz. Böyle şimdi X-Ray'dan da geçiyoruz. Bir işe yaramadı ama. Üstünü çizdi. Otobüslerin oraya geçemiyorsunuz yoksa. Yolculuğumuz başlıyor. Gracias. Beş saatlik yolculuğun ardından mola verdik. Baktık ki her şey çok pahalı. En ucuz patates kızartması vardı. Valla ondan sipariş ettik. Yolculuğumuz son hızıyla devam ediyor. Otobüsün içinde çok maceralı durumlar var. Onları da size birazdan bahsedeceğim. Patatesim soğumadan yiyeyim. Sonra size çok komik, trajedik anılar anlatacağım otobüste geçen. Şimdi otobüslerde değişik maceralar yaşıyoruz. Burada otobüs yolculukları hep uzun sürüyor ve mola çok az veriyorlar. Yani 5 saatte ancak bir tane mola verdik yani. Yanınıza erzak, su, her şeyi almanız gerekiyor. Durmuyorlar bir yerde. Otobüste lavabo olduğu için o yönden yani durma süresi uzuyor. İşte bu lavabo konusunda bir macera yaşadık. Şu an bu otobüste bir sıkıntı yok ama daha önce bindiğimizde başımıza bir olay geldi. Tam arka tarafta uzanıyorduk, yatıyorduk. Adam kapıyı kilitlememiş herhalde. Yollar çok virajlı olduğu için şoför tam viraja bir girdi. Adam lavabonun içinden fırladı yani dışına. Tam ben de lavaboya girmiştim daha sonra. Tam lavabodan çıkarken kadın yetişemedi lavaboya. Lavabo şeyin önüne, tuvaletin önüne ne var ne yok. Yani ondan otobüs yolculukları burada biraz sıkıntılı. Eğer planlarınız varsa önceden uçak bileti bakarsanız otobüs biletiyle hemen hemen aynıya bulabilirsiniz. Onu size söyleyeyim. Otobüs de gidiyor. Ne? Yok gitmiyormuş ya. Ayarlama yapıyor. Kalıyorduk ha. Gözümün önünde otobüs kaçsaydı. Neyse bakalım şimdilik devam. Şoför de cins bir şey zaten. Değil mi kanka? Oturuyor. Rahatını bozma. Gitme ya. Allah Allah. Şoföre ayar oldu iyice. Gıcık bir şoför bu. Şimdi Bogota'ya girdik. Tam otogara gidiyorduk ki böyle bir manzarayla karşılaştık. Otobüs duruyordu 10 dakika. Niye durdu derken gördük ki yerde bir insan cesedi vardı. Bedeni vardı. Parçalanmış bayağı. Çok kötü. Şimdi toparladılar. O sahneleri göstermek istemedim size. Çünkü durum çok kötüydü. Yani Instagram'dan yayınladım. Belki de sabitlerim bilmiyorum. Takip edenler oradan görür.
Durum bu şekilde. Bogota'ya girer girmez böyle bir manzara karşıladı bizi. Bakalım şimdi açacaklar yolu. Biz de gideriz herhalde. Zorlu ve maceralı bir otobüs yolculuğunun daha sonuna geldik. Şimdi valizi alacağız. Bakalım bu gece ne olacak? Bizi ne bekliyor? Ama otobüs gerçekten çok zordu. Çünkü mola vermedi. Bir kere mola verdi. Aç kaldık. Lavabo ihtiyacımızı tam gideremedik derken sonunda geldik. Yolda da öyle bir olayla karşılaştık. Şimdi valizi alalım bakalım. Ne olacak, ne bitecek? Vallahi biz de bilmiyoruz. Duruma göre bakacağız. Ne olacak derken otogardayken birisi Carsurfing'den mesaj attı gelebilirsiniz diye. Şimdi evin oraya geldik. Hangi ev, ona bakacağız. Gece saat 3 oldu ya. Değişik, Bogota'nın ta çıkışına doğru bir yer ya. Anlamadık. Işık yandı ya, burası mı acaba? Burası mı Ayta? Oh. Hala bana saçım. Ha, orada. Hola. Hola. Lo siento todo. No me sigue, sí. Ah. Sí. Hola. ¿Es que uno? Ahí está. Nereye geldik ya? Çakayım. Ha? Nasılmış? Böyle bir yere geldik. Ayakkabıyla mı geldi? Ayakkabı çıkarıyor musun? Fakir lan. Ah, okey. Fakir lan. Lo siento tú. No, 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 muy poquito. Bueno, hay dos cosas. Está ese sofá. Okay. Y está esa cama. Okay, gracias. Entonces esa cama, okay, mi hermano llega para las 8 mañana. Okay. Vale. Okay, okay, no problem. Gracias. Muy cansado, ¿es cierto? ¿Muy cansado? Sí. Listo. ¿Ya comieron algo? ¿Ah? ¿Comieron algo? No, gracias. Okay. ¿Pero te, quién se va a hacer ahí? Yeah, yeah. No, gracias. De verdad. Evet, bu geceki yatağımız da burası. Ayta sarılır yatarız yani, ya yapacak bir şey yok. Aynen. Evet, bayağı yorucu bir gün oldu. Maceralı, dolu dolu bir gün. Yani otobüs yolculuğu ayrı dert ve yolda yaşadığımız olay ayrı bir dert. Yani geceye damgasını oturttu bizde. Yani o gördüğümüz manzaralar, hani gerçekten size gösteremedim. Çünkü hani gösterilmeyecek kadar kötüydü o manzaralar. Instagram'a attım, kaldırdı bile Instagram anında. Bayağı maceralıydı Ayta. Çok şey bir gündü, ben çok şaşırdım ya. Aynen. Valla şimdi de sağ olsun bu abinin eve geldik. Yani biz otogarda yatmayı planlıyorduk. Yani bir baktık Carsurfing'den mesaj gelmiş. Evet. Hemen geldik abinin evine. Bakalım işte burada konaklıyoruz. Yarın Allah kerim ne olur bilmiyorum. Bu arada bugün de cumartesi gece, yani pazar. Türkiye'de de pazar, yani akşamına, bugün akşam yetiştirirsem bu videoyu siz de izlemiş olursunuz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.